Aynı izleyiciler Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Erzincan merkeze bağlı Kuru Tilek Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Baki Arslan ve mahalle sakinleriyle burası köy kahvesidir mi önceden? Muhtarlık odasında. Muhtarlık odasının balkonunda röportaj yapacağız. Çok güzel bir muhtarlık odası yaptırmış. Siz mi yaptırdınız muhtarlık? Evet. Kaç yıllarında yaptırdınız? 2010'da. 2010'da yaptırdınız. Evet, 2010'da özel idarenin katkısıyla ve vatandaşın katkısıyla. O zaman köy müydü burası? Burası köyde. O zaman köyde. O zaman köyde. Ne zaman mahalle oldu? 2014'te. 2014'te referandum yaptık. Evet. Seçim oldu. Halk mahalle olsun dedi. Evet. Halk efendim çoğunlukla istedi. Mahalle oldu. Evet. Memnun muyuz arkadaşlar şimdi? Memnunuz tabii ki memnunuz. Memnunuz da. Memnunuz. Evet. Belediye başkanı da biraz hizmet yaparsa gel. Evet. Ben çok memnun oluyorum. Ne ya. Hizmet yapmalı efendim? Buyur. Ne hizmet yapmalı? Hangi eksik hizmetlerimiz var? Yollarımızı asfalt yapması lazım. Asfalt demiyorlar mı? Asfalt yapması lazım. Ya kaldırımları yapması lazım. Kaldırımları yapması lazım. Muhtarımız daha iyi mi? Evet, muhtarım size top attılar. Buyurun efendim. Şimdi efendim belediyeye bağlandık, bağlanalı. 2014'te seçim yaptık, bağlandık belediye. 2015'te belediye otobüs verdi, otobüs çalışıyor. Ondan sonra kanalizasyonu, içme suyu, bunların kırığını çıkığını belediye temin etti. Ondan sonra da bu sene de yatırım programına yolları aldık. Belediye söz verdi. Evet. Bu sene yatırım programında yollarımızda kilit taşı parça yapılacak. O kadar. Bundan sonra da artık dur bakalım. Altyapısı var mı? Kanalizasyon tamamlanmış var, mı? Var. Altyapısı var. Zaten. Çocuk parklarımız? Çocuk parkımız bir tane var. Onun çocuk parkını da belediye yapacak ama artık ne zaman? Arkadaşlar söz hakkı verelim. Buyurun. Zaten bu altyapı hep bizim muhtarımız yaptı. Hiç belediyenin büyük artısı olmadı. Altyapıyı ben 2015'te. Hep muhtarımız yaptı. 2005'te. Köy güzel evet. Kişiliğine yaptırdı. İşte gördünüz evet. Sayın izleyiciler. Halen bazı köylere gidiyoruz. Köylerin altyapısı, kanalizasyonu yok. Görüyorsunuz duyarlı ve özverili çalışkan muhtar olursa ne yapıyor? Altyapıyı şu ana kadar yaptırıyor. Doğru mu efendim? Evet. Şu ana kadar belediyenin işte bir katkısı olmamıştır. Evet. Muhtarın olmuştur. Biz her zaman söylüyoruz. Vallahi. Halka seçimlerde de sizi en iyi şekilde temsil edecek insanı muhtar seçin diyoruz. Burada biz Kuru Tilek önceden köydü. Yine biz gene köy diyelim değil mi efendim? Yok şimdi. Mahalle mi diyelim? Mahalle sakinlerine önceden köyken de seçtiler. Hem köy hem mahalle evet. Sakinlerine teşekkür ederim. Üç dönemdir çalışkan, özverili bir arkadaşımız ile yapmış. Muhtarı seçmiş. Siz de gördüğünüz gibi halk da memnun. Az önce Kuru Tilek'in anlamını da internetten baktık. Dilek anlamında, arzu, istek, dilek anlamındaymış. Kuru. Kuru. Bundan sonra hep bununla beraber dilek dileyeceğim. Evet. Bundan sonra... O zaman sen bir dilek dilesene. Diledim dile. Evet, diledi. Evet. Hepimiz bir dilek dileyelim arkadaşlar. Dileyeceğim Kuru Dilek'te. Evet muhtarım, emeklisiniz. Emekliyim evet. Kaç yılında emekli oldunuz? 2001. Emek... 2011. 2001. 2001'de yani. Emekli oldun, ondan sonra emekli muhtar seçildin. Emekli olduktan sonra işte 2004'te de muhtar seçildim. Evet. 2004'ten beri 3 dönemdir yürütüyorum. Evet. İlk muhtar seçildiğinizde muhtarlarımız kaç Türk lirası aylık ödenek alıyordu efendim? 85 lira alıyordum ben o zaman. Evet. 80. Sayın izleyiciler işte Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet yatırmalı şeklinde görsel ve yazılı basın hep bunu gündeme getirdik. Evet. Ve muhtarlarımızın aylık ödenekleri nereye yükseldi efendim? Ne kadar oldu? Şimdi 1400 lira. 1404 lira sayın izleyiciler. Artı bir de sosyal güvenlik primlerinde ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Söz verdi ve kararnameyle yürürlüğe de girdi. Şimdi emekli olanlara da biz bu aradaki farkın verilmesini istiyoruz. Katılıyor musunuz efendim? Katılıyorum. Çünkü şimdi yan mahallede bir genç muhtarımız var. Emekli değil. O 2019 lira yatacak hesabına. Bu muhtarımıza da 1400 lira. Arada bir eşitsizlik olacak, adaletsizlik olacak. Olacak biz mutlaka bunun da çözülmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz. Evet. Başka bir de tabanca ruhsatları vardı. Çözüldü mü efendim? Tabanca ruhsatları ben dün internetten okudum. Vazgeçilmiş. Evet. Vazgeçilmiş. Niye? Evet. Şimdi mesela muhtarlık görevi sürecinde bir evet. Şey yok. Harcılar alınmıyor. Düştükten sonra. Muhtar olmadan mesela o gündeme geldi ama sonradan vazgeçildi. Niye? Evet. Bunun da yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yürürlüğe girmesini istiyoruz. Evet. İşte sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, siz de izlediğiniz gibi muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Sadece önümüzde birkaç tane işleyeceğimiz konu var. Bir tanesi muhtarlarımıza yeşil
pasaport vermesini istiyoruz. Yani 3 dönem evet. muhtarlık yapan arkadaşlara bu hak ne yapılmalı? Tanınmalı. 3-4 üzeri muhtarlarımıza. Bir de mahalle de olsa mahalle muhtarlarımızın en büyük istekleri bizim de bir bütçemiz olsun diyor. Doğru mu efendim? Evet. Mutlak mahalle muhtarlarına da bir bütçe oluşturulmasını istiyoruz. Artı belediye meclisinde mahalle muhtarlarından da temsilci seçilmesi olmasını en az nüfusa göre 2 veya 3-4 temsilci olmasını istiyoruz mahalle muhtarlarımızdan. Onu da belirtmek istiyoruz. Evet. Çünkü muhtarı da kim seçiyor? Halk seçiyor. Halk seçiyor. Mahallenin en iyi sorunlarını kim bilir? Muhtar bilir. Çünkü halkla iç içe, halkın içerisinde yaşayan bir yönetici. Hem devleti temsil ediyor hem de halkı temsil eden bir yönetici. Artı bir de mesaisi olmayan bir yönetici. Evet. Değil mi efendim? Onu da belirtelim. Evet, ekleyeceğimiz başka konu var mı muhtarım? Yeni muhtarlara ne tavsiye edersiniz? Gazetemizi desteklemeliler mi? Desteklesinler mi? Ben de desteklerim. Yeniler de desteklesinler. Herkes desteklemeliler. Herkes desteklemeliler. Evet, işte 85 liradan asgari ücret seviyesine geldik. Türkiye'de en uzun süre muhtarlık yapan İsmail Ülgüdür abimiz vardı. Sivas'ın Gürlü ilçesinde, Yayracı köyünde. Süleyman Bey, bunlar bizim maaşlarımızı yükseltmezler diyordu. Abi kesin yükseltecekler dedim. Yok dedi Süleyman dedi. Bu dönemde aday olmadı. Gönüllü bıraktı 84 yaşında. Ama yine de biz gittik ziyaret ettik. Kendisini 51 yıl kesintisiz. Ben doğmadan muhtar seçilmiştim. 1963'te ben 67 doğumluyum. Evet. Ama köyde az nüfuslu falan köy değil. Büyük bir köy. Mecrası da var. Son döneminde işte aşağıdaki mezrada iki öğrenci vardı. Yolu toprak olduğu için mezranın öğrenci servisi gitmiyordu. İşte bizim ilçeyi ziyaret ettiğimizi öğrenmiş, bizi davet etti. Yani sorun çözümü için ne yaptı? Basını davet etti. İşte muhtarlar ne yapacak? Mutlak sesini duyuracak arkadaşlar. Doğru mu efendim? Yani halkın yararına olan konularda ne yapacak? Her zaman mücadele edecek. Onu da belirtelim. Buradan İsmail Ülgüdür abimize de selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. İşte bak, emekli öğretmen Elazığ Kaban'da dedi Süleyman Bey, beni sizin resmini üzerinize koyar mısınız orada? O, hay hay efendim dedik. Emekli öğretmen 75 yaşında. Emekli olmuş, köyüne gelmiş, yerleşmiş. Muhtar ol demiş, hizmet yaparsınız. En azından eğitimlisiniz. O da öyle muhtar seçilmiş. İşte biz bir muhtarın yapmış olduğu hizmetin de diğer muhtarlara da örnek olmasını istiyor. İşte burada muhtarımız ne yapmış? 2005 yılında altyapı kanalizasyonu yaptırmış. Doğru mu efendim? Evet. Yani bazı köylere gidiyoruz. Altyapısını da yaptırdım, asfaltlarını da yaptırdım. Asfaltlarını da yaptırdı. Yolları yaptırdı. Bak köy konağı yaptırmış, çok güzel. Evet. İşte vatandaş geldi burada ne yapıyor? Sohbet ediyor değil mi efendim? Evet. Çayını içiyor. Tabii, tabii. Ülkemizin veya ilçenin, ilin gündemini ne yapıyor? Değerlendiriyor. En azından bir sosyal olarak, psikoloji olarak rahatlıyor. Doğru mu efendim? Evet, onu da belirtelim. Sayın izleyiciler, biz de bugün Erzincan merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi muhtarımız Baki Arslan ve mahalle sakinleriyle röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Bizim dayılıklarımıza zam versin. Emekli miyiz? Emekliyiz, o da emekli. Evet, emekliyiz. Evet, işte gördünüz, emekliniz %5 zam varmış arkadaşlar bugün. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz biz emeklilere biraz fazla zam evet. versin. Ya biz bu zam gerçekten çok, enflasyonun çok altında kaldı. Arkadaşa katılıyorum, ben de emekliyim. En az %10 zam verilmeli emeklilere. Emekliler çünkü ya rahat etmesi gereken yaştalar. Doğru mu efendim? Abi, yıllarca doğru. çalıştılar. Çünkü hepimiz şimdi benim de çocuklarımız ne yapıyor? Yüksekokulda şurada burada okuyor. Evet. Yani başka illerde okuyor. Bir öğrencinin anne babaya aylık yükü 1000 Türk lirası sayın izleyiciler. Emekli zaten alıyor 1300-1400 lira. Doğru mu efendim? Evet. Yani bir çocuğu dahi okumaya dahi yetmiyor. Bunun mutlaka biz bütün il milletvekillerimize sesleniyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sayın Başbakanım Binali Yıldırım'a sesleniyoruz. İşte emeklimizin durumu bu. Yani bir çocuğu eğer üniversitede okuyorsa bu emeklimiz zor şartlarda yaşıyor demektir. Mutlak emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda olduğunu belirtmek istiyoruz. Arkadaşı da tebrik etmek istiyorum. İsim neydi efendim? İsmim Cemal Arslan. Cemal Arslan. Muhtarımın akrabası mı? Evet. Amca oğlum. Amca çocukları. Bu da heyet. Bu da heyet. Birinci evet. heyet. Birinci heyet. Evet. Yaşar arkadaşım. Ama heyetlere şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bütün heyetlere, ağzı arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Çünkü muhtarlarımıza devlet bir ne veriyor? Aylık ödenek veriyor. Heyetler Allah rızası için ne yapıyor? Onlara bir şey vatandaşına yok. Hizmet ediyor. Doğru mu efendim? Evet, onu da belirtelim. Heyetlerin hakkını da heyetlere verelim. Biz köylerde, mahallelerde zaten herhangi bir şey yok. Rant yok. En azından mahallelerde heyet sayısının ikiye düşürülmesini
emekli olmayan arkadaşların da Bağkur primleri yatırılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Tabii, doğru. Onu da belirtelim. Ama köylerde bu sayının 3 olmasını istiyoruz en az. Çünkü oralarda işte köy geliri olan yerler var. Doğru mu efendim? Onu da belirtelim. Bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde çözülür diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi işte görüyorsunuz. Halkın nabzını ne yapıyoruz? Halkın içerisinde, mahallinde yaşamış olduğu yerleşim yerinden tüm dünyaya duyuruyoruz. Muhtarıma ve mahalle sakinlerine tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.